Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei P30 Lite'ı kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tanıtılan bir cep telefonuydu Huawei P30 Lite. Türkiye pazarına da giriş yaptı. Hatta fiyatı da belli oldu. Şimdi hemen kutusundan bir çıkaralım. Bize kapalı kutu gelmemişti ama önemli bir ürün olduğu için hem bir kutusundan bir çıkaralım hem de kısaca bir ön izleme yapalım gibi bir düşünceyle böyle bir video çekmeye karar verdik. Şimdi telefonu elimize alıyoruz. P30 ailesinin standart tasarım anlayışı cihazdan mevcut. Arka tarafta üçlü bir kameramız var. Şöyle bir jelatinimiz var. Bunu bir çıkartalım. Şuraya yapıştıralım. Üçlü kameramız burada görülüyor. Bu şekilde. Hemen şöyle biraz daha yakına getireyim. Bir de netlik yapalım şuraya. Evet. Şu anda üçlü kamerayı görüyorsunuz. Hemen yeri gelmişken o kameradan biraz bahsetmek istiyorum. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu ana kameraya eşlik eden bir 8 megapiksellik 13 mm ultra geniş açı, bir de 2 megapiksellik alan derinliği kameramız bulunuyor. LED lambamız da yine kameranın hemen alt kısmında konumlandırırken parmak izi okuyucudan üst kısma yakın ortada konumlandırılmış. Bunun dışında arka yüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ekranda da görüldüğü üzere siyah renkli bir tasarım modeli bize gönderildi. Farklı renk seçenekleri de var. Siyah renk fazla resmi gibi dursa da yani güzel bir olduğunu söyleyeyim. Ön tarafta damla çentiğimiz görülüyor. Şimdi açalım cihazımızı. Şu an açılıyor. Bu cihaz açılırken biz de biraz diğer kutu içeriklerine bakalım. Şöyle kaldıralım. Standart olarak iğnemiz burada. Şöyle göstermiş olayım. Açıldı bu arada telefon ama şu anda onunla ilgilenmek yerine şu kutu içine bir bakalım. Ondan sonra onunla devam edeceğim ben. Adaptörümüz var. Şöyle göstermiş olalım. 18 wattlık bir adaptör bu arada bu. Hızlı şarj özelliği de var. Quick Charge, Huawei Quick Charge diyor. Type-C kablomuz mevcut. Type-C kablomuz da burada. Hem şarj için hem de bilgisayar bağlantısı için kullanılıyor. Bir de şuradan şöyle kulaklığımız hem mikrofon hem de müzik dinlemek için kullanacağımız 3,5 mm kulaklığımız burada duruyor. Allah'tan bunu 3,5 mm yapmışlar. Ben çok sevmiyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir yandan bu açılışı yaparken sizlerle birlikte şöyle bir ekranı da tam ortalayayım. Evet, ortaladık. Şimdi telefonun açılışını yaparken bir taraftan teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi Türkçeyi bulalım şuradan. Geliyoruz ve Türkçe dedik. Türkiye dedik. Başlayın diyoruz. Bıdı 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 bıdı. Tamam. Sonraki diyoruz. SIM kartı takmayacağız. Atlayalım burayı. Buradakine sonraki cihaz diyoruz. Atla diyoruz. Wi-Fi'ye bağlanmıyoruz şimdilik. Diğer dedik. Kabul et dedik. Atla dedik. Hayır teşekkürler diyelim. Bir saniye. Daha sonra katıl diyelim buna da. Devam diyelim. Şimdi telefonumuz açıldı. Şu anda ekranda görüyoruz. Böyle biraz daha aşağı tutayım ki. Şu anda görüyorsunuz ekranda damla çentiğimiz var. Birazcık P30 anlayışı var tasarım olarak baktığımızda. Biraz teknik özelliklerden bahsedeyim. 6.15 inçlik 2312x1080 piksellik Full HD bir ekranımız var. %84.2 ekran gövde oranı var bu telefonun. Bunu belirtelim. Kirin 710 işlemci kullanılıyor ki bu 8 çekirdekli bir işlemci. 4 çekirdeği 2.2 GHz iken 4 çekirdeği 1.7 GHz hızında çalışabiliyor. Mali G51 MP4 bir grafik işlemcimiz yani GPU'muz mevcut. Şöyle yapalım. Bu arada ses de falan çıkıyor. 4 GB RAM'imiz, 128 GB depolamamız. Android 9.0 işletim sistemimiz, microSD bellek kartı yuvamız, Emir 9.0 arayüzümüz mevcut. Kameraları söylemiştim az önce 48-8-2. Ön kameramızda 24 megapiksel olduğunu söyleyelim. Hem ön hem arka kamera sadece Full HD video kayıt yapabiliyor. Yani 4K bir kayıt imkanımız olmadığını söylemiş olalım. Şöyle ekran kapanmadan bir düzeltelim. Wi-Fi işte 802.11ac'miz var. Bluetooth 4.2 var. USB Type-C bağlantımız var söylemiştik. FM radyo özelliğimiz var.
İşte GPS, parmak izi okuyucu, 3340 mAh'lik pilimiz ve 18 Watt'lık şarj adaptörümüzün olduğunu da belirtmiş olalım. Telefon bu şekilde. Şu anda ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koymuş olayım şuraya. Biraz kamerasını açalım isterseniz. Şöyle açtık kamerayı. Tamam. Daha sonra diyelim. Kameramızı açtık. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet, şu anda kamerayı görüyorsunuz. İşte 1x var, geniş açımız var ve 2x yakınlaştırması var. Şöyle görüyoruz. 1x, 2x de yakınlaştırmamız var. Bir de geniş açımız var. Miniler birazcık daha önceki Huawei telefonlarına fazlasıyla benziyor. İşte gece var. Ayar lensimiz burada mevcut. İşte fotoğraf var, video var. Diğer seçeneklerimiz var. Mesela video dedik. Burada bizi çekmeye başladı. Ön kameraya geçti. Şuradan hepinize bir selam yollayayım. Şöyle arka kameraya geçelim tekrar. Bunun dışında işte diğerlerde çekim modlarımız var. Zaten bu çekim modları biliyorsunuz diğer Huawei telefonlarda da karşımıza çıkan modlar mevcut. Biraz arayüzde dolaşalım. Şöyle yapalım. Standart aslında Huawei arayüzü var. Zaten son dönemde birçok telefonda karşımıza çıkıyor Huawei'nin. Standart Huawei arayüzümüz burada. Sistem ayarlarını buradan görebiliyoruz. Telefon hakkında dediğimiz zaman da buradan işte bakabiliyoruz. Telefonun özelliklerine vesaire. Bu arada fiyatını belki merak edenler vardır. Şimdi telefonun fiyatı açıklandı. 3499 TL gibi bir rakamdan giriyor. Gidecek, girdi Türkiye pazarına ve yakında da piyasaya satışa sunulacak. Biliyorsunuz şimdi Huawei son dönemde belli sıkıntılar yaşıyor. Google'la, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte. Bu telefonları bir güncelleme vesaire sıkıntısı olmayacağını söyleyelim. Böyle çeşitli dedikodular dolaşıyor biz internette. Biz de görüyoruz sizler gibi. Hani yok güncelleme almayacak, telefonlar elinizde kalacak falan diye. Hayır arkadaşlar, öyle bir durum yok. Satın alınan telefonlar, şu anda satın alınan telefonlar ve işte geçmişte satın alınan bütün telefonları rahatlıkla kullanabileceksiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama henüz markanın duyurmadığı mesela Mate 30 Pro gibi telefonlarda sıkıntı olabilir. O konu şu anda birazcık belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde ben netleşeceğini umuyorum. Ne Google'un ben açıkçası Huawei ile vazgeçeceğini düşünüyorum ne de Huawei'nin Google'dan. Ama önümüzdeki günler neler getirir bilmiyorum ama bu telefonu alacak olanlar şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Güncelleme de alır, başka şeyler de alır ama hani bundan sonraki modellerde, yeni çıkacak modellerde sıkıntı olabilme ihtimali halen var. Onu da söylemiş olalım. Öte yandan bütün Huawei telefonlarında geçerli olduğu gibi bu üründe fiyatı bir süre sonra düşecektir. Çıkış fiyatları genelde yüksek oluyor Huawei telefonlarında ama sonra yavaş yavaş düşüyor. Böyle bir durum varsa hani biraz böyle orta seviye bir telefon arıyorum ama fiyatı bana hala pahalı geliyor diyorsanız biraz beklemenizi önereceğim. Fiyatları bir süre sonra düşecektir. Eğer tabii dolar kuru vesaire artmazsa onu da söyleyeyim. Ürünü kutudan çıkardık. Genel özelliklerine baktık. Merak ettiğiniz bizim anlatmayı unuttuğumuz bir özelliği varsa ya da şu özelliği var mı diye soracak olursanız bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.